Merhabalar. Yine ben geldim. Herkese merhaba, ben Fatih Koç. Biliyorsunuz şu aralar YouTube'da videolar çekmeye çalışıyorum. Destekleriniz için hepinize ilk öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Şu anda Akropolis'teyiz. Atina'nın en yüksek tepesi şu anda. Akropoliler böyle şehrin en yüksek noktalarına yapılıyor. Çünkü burada muazzam bir manzara var. Manzarayı da akabinde göstereceğiz bu videonun devamında. Akropoliler burada çeşitli tapınaklar, ibadethaneler, çeşitli devlet kurumları mevcut. İnsanları bir arada tutmak için, onların birliğini burada işlerini daha kolaylaştırmak için zamanında eski Yunan medeniyetleri bu şekilde bir düzen oluşturmaya çalışmışlar. Türkiye'deki akropoliler de aynı bu şekilde gördüğünüz zaman, gittiğiniz zaman şehrin en yüksek tepelerine yapılıp insanları buraya bu şekilde topluyorlarmış zamanında. Gerçekten muazzam bir yapı. Çok etkilendim. İyi ki gelmişim. Eğer Atina'ya yolunuz düşerse burayı gezmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda Atina'nın Akropolis'inde bir tiyatro salonunu görüyoruz. Kocaman devasa bir tiyatro. Muazzam bir tiyatro salonu. Akropolis'in güzel bir hava. Evet, Akropolis'in manzarası işte Atina'nın en yüksek noktasında demiştim şöyle. Geçen videomda şu tepeye çıkmıştım, o tepeye yürümüştüm. Orası da yüksekti dağ açısından. Ama Akropolis'de tabi hemen hemen aynı ölçüdeler. O tepeyle manzara harika. Tepeye çıkmak için sıra bekliyoruz. Yani o derece yoğunluk var şu anda burada. Evet, manzara bu şekilde. Oh my gosh. Gerçekten harika bir manzara. Atina'nın Akropoli manzarası da bu şekildeymiş. Kasım ayının ilk haftasının pazar günü ücretsiz olduğu için Akropoli gezisi, insanlar buraya akın akın geliyor. Normalde 20 euro veriliyor Avrupa üyesi olmayan vatandaşlar. O yüzden gelirseniz ücretsiz yararlan. Çok acayip güzel. Çok sevdim. Şuranın üzerine bakar mısınız? Çok tatlı gözüküyor. Atina'ya gelip de Akropoli'yi görmezseniz çok şey kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden iyi ki geldim diyorum. Gerçekten çok muazzam bir yerdi. İnsanlar akın akın geliyor gördüğünüz gibi. Akropoli Müzesi'ndeyiz. Bunlar işte metro kazılarında çıkartılmış vazolar, kaseler, böyle mini girişte böyle bir tanıtım yapmışlar. Tabii çoğu dekoru, çoğu tamir edilmiş, tekrardan birleştirilmeye çalışmış. Mesela parçaları şöyle kırılmış olanını da böyle görebiliyorsunuz. Şöyle yakından baktığımız zaman, incelediğimiz zaman çoğunu birleştirmeye çalışmışlar. Böyle dekorasyonlar, kadın ve erkek işte gelin işte fotoğrafları, şey yapıları bu şekilde. İşte şarap vazoları olsun, kaseler, tabaklar olsun bu şekilde burada sergileniyor. Akropoli normalde şurada karşımızda. Şu anda biz de burada Akropoli Müzesi. İşte burada Atina, bu tanrıları, Yunanistan'ın tanrı, insanların tanrı olarak Atina tanrısı. Bunların heykelleri şu anda insanlar buralarda zamanında kendilerince bunları
sembolik olarak. İşte bu da kafası, bir kadın kafası ve kadın heykeli görüyoruz. Çok eski yıllarda tabii, 5. yüzyıl, bazıları 20. yüzyıl öncesinde gördüğümüz üzere. Bu da Price'la, bu tanrı, kadın tanrı. Kafasında işte değişik figürlü şeyler, aksesuarlar var. İşte şu anda Akropol'ün figür, küçük minyatür Akropol dediğimiz böyle temsil ediliyor. Önceki zamanlarda alfabeler bu şekilde. Böyle etraflarda, Atina sokaklarında şöyle etraflarda müzik şovlarını görüyoruz. İşte seyyar satıcılar, işte mısır kestane satanlar. Atina'da güzel bir gün, Kasım ayı olmasına rağmen hava güneşli, insanlar dışarı çıkıyor. Ve bu güzel günü evlerinde geçirmekten ziyade dışarıda gezerek vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda tabii turistler de çok yoğunlukta. Atina'da anladığım kadarıyla Yunanistan'da turist sezonu diye bir şey yok. Devamlı turist. Çünkü belli başlı turistik portlarda herkes çok fazla turist görüyorum.